Halojenler grubunda bulunan XYZ elementlerin hidrojenle birleşken asitlik kuvvetlilik sıralaması şeklinde olduğuna göre aşağıdaki faydaların hangisinin doğruluğu kesin değildir diye sorulmaktadır. Asitlik arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Yani Z, Y, X şeklinde olmaktadır. Atom hacmi en büyük olan X'tir. Doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir. Z arkadaşlar flor, X, şey, Y klorsa burada klorun elektron ilgisi flordan fazla olduğu için buna doğruluğuna kesin diyemeyiz. Bu nedenle kesin doğru olamaz. Periyot numaraları sıralaması X, Y, Z şeklindedir. Doğrudur. Y'nin elektronegatifliği X'ten büyüktür. X'ten büyük Z'den küçüktür. Z'nin elektronegatifliği en fazladır. Elektronegatiflikte bir istisna yoktur. Flor klor istisnası bu nedenle doğrudur. Ametalik aktifliğe büyük olan en yukarıdakidir. Z'dir. Yani bu ifade de doğrudur. Bu nedenle cevap B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıda aynı koşullarda bulunan elastik balonlardaki gazlar miktarları ve kapladıkları hacimleriyle belirtilmiştir. Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar. Buradaki PVNRT eşitliğini sağlarsak birinci durumu ikinci durumu oranlarsak arkadaşlar bu kabımız birinci durum bu kabımız ikinci durum olursa dış basınçlar ikisinde de eşittir. Birinci durumda kap 20, ikinci durumdaki kap yani balon 60 litredir. Buradaki mol sayısına bakarsak N2O3'ün 28 artı 48'den 76 gram 1 mol gelir. Demek ki 15,2 gramı 0,2 mol olmaktadır. 0,2 çarpı aynı koşullar olduğu için R çarpı T olarak yazarız. Daha sonra arkadaşlar buradaki mol sayısını bilmiyoruz. N deriz R, T olarak yazarız. R, T'ler birbirini, basınçlar da birbirini götürür. Burayı da sadeleştirirsek arkadaşlar mol sayısı 0,6 mol olarak gelir. 0,6 mol 48 gramsa 1 mol 80 gram olacaktır. 80 gram olan arkadaşlar kükürt trioksittir. Bu nedenle cevap da D seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen 3 iyonlu X tuzu sulu çözeltisinin 1 atm basınç ortamındaki kaynama noktası 103,12 derece Celsius olduğuna göre X tuzunun mol kütlesi kaç gram bölü mol? Artış miktarı arkadaşlar 3,12 derece Celsius'muş. KK çarpı molalitesi, çözünenin mol sayısı bölü çözücü kütlesi kilogram cinsinden 0,2 kilogram çarpı tanecik sayısı 3 iyonlu olduğu için arkadaşlar 3 olacak. Buradan mol sayısı 0,4 mol olarak gelmektedir. 0,4 mol 59,2 gramsa arkadaşlar 1 molümüz 148 gram olarak gelecektir. Yani cevabımız C seçeneği olmaktadır. Tepkimesinde normal koşullarda 134,4 litre hacim kaplayan Y2 gazının harcanması ile 225 kilojüllük ısı salındığına göre X, Y4 gazının molar ayrışma ısısı kaç kilojüldür diye soruluyor arkadaşlar. 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarsa arkadaşlar 134,4 litrelik hacim kaplayan gaz 6 mol olarak gelecektir. 6 mol Y2 harcanıyorsa ve bunun sonucunda 225 kilojüllük ısı açığa çıkıyorsa 2 molüne arkadaşlar 75 kilojüllük ısı açığa çıkmaktadır. 75 kilojüllük ısı açığa çıktığına göre X, Y4 gazının molar ayrışması soruluyor. Buradan 2 mol olursa buradan 1 mol olacağı için arkadaşlar 2 mol değerini alırız. Tepkime tam tersi şeklinde olur. X, Y4 artı 75 X artı 2Y şeklinde olacağı için ayrışması için 75 kilojüllük ısı alması gerekir. Yani cevabımız D seçeneği olmaktadır. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki gibi olan tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Tepkime 3 basamakta gerçekleşir. 3 tane tepecik bulunduğu için doğrudur. Tepkime hızını ikinci basamak belirler. İleri aktivasyon enerjisi 1'de 30'dur arkadaşlar. 2'de arkadaşlar bu değer 50'dir. 3'te bu değer 10'dur. En fazla olan ikinci basamak olduğu için yavaş basamak ikinci basamak. Net tepkime egzotermiktir. Eksi 20, eksi 0'dan eksi 20 geldiği için egzotermiktir. Katalizör ikinci basamağı etkiler. Yavaş basamak ikinci basamak olduğu için katalizörler yavaş basamağı etkiler. Doğrudur. Birinci tepkime entalpi değişimi artı 10 kilokaloridir. Birinci tepkimede ürünler eksi girenlerden eksi 10, eksi 0'dan eksi 10'dur. Bu nedenle yanlıştır. Cevap E seçeneği olmaktadır.
T derecesi Celsius'ta 1 litrelik kapta 0,2 mol azot ve 4 mol amonyak ile başlatılan tepkime denklemine göre dengeye ulaştığında amonyak gazının %10'unun tepkimeye girdiği görülüyor. Buna göre derişime bağlı denge sabiti sorulmakta arkadaşlar. Tepkimimizi yazarsak N2 artı 3H2 2 NH3 şeklinde amonyan oluşum tepkimesi arkadaşlar. Başlangıç tepkime denge olarak yazdığımızda burada başlangıçta 0,2 mol ve 4 mol bulunmaktaymış. %10'u tepkimeye giriyorsa 0,4 olarak harcanır. 2 kat sayısına 0,4 ise 3 kat sayısına 0,6 1 kat sayısına arkadaşlar 0,2 oluşacaktır. Burada 0,4 oluşmuştur, 0,6 oluşmuştur, 3,6 kalmıştır. Bunlar mol sayılarıdır. 1 litre kap olduğu için molaritede olacaktır. K değeri arkadaşlar NH3'ün karesi yani 3,6'nın karesi bölü 0,6'nın kübü çarpı 0,4 olarak gelmektedir. Buradan arkadaşlar sadeleştirme işlemini yaptığımızda 150 olarak sonucumuz bulunmaktayız. Cevabımız da A seçeneği olarak gelmektedir. 250 ml diprotik kuvvetli bir asidin kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit titrasyonuna ait pH derişim grafiği veriliyor. Buna göre titrasyonda kullanılan sodyum hidroksit kaç gramdır diye sorulmaktadır. Başlangıçta arkadaşlar H2X olarak düşünürsek buradan 2H artı artı XX olarak geldiğinde pH değeri 1 olduğuna göre başlangıçtaki H artı derişimimiz 0,1 molar olacaktır. 2 kat sayısına 0,1 ise arkadaşlar 1 kat sayısına 0,05 molar olmaktadır. Burada asidin derişimini belirlemiş bulunuyoruz. Daha sonrasında H artı mol sayısı OH eksiye pH 7 de eşit olacaktır. 0,05 molar asit çarpı kullanılan asit 0,25 litre çarpı tesir değerli 2 eşittir. OH'ın mol sayısını bilmiyoruz arkadaşlar. Yani derişimi molaritesi diyoruz. Çarpı kullanılan baz miktarı 0,05 litre tesir değerli 1. Buradan molarite 0,5 molar olarak gelecektir. 0,5 molar arkadaşlar 50 mililitresi olarak olduğu için mol sayısı 0,5 çarpı 0,05 olduğundan dolayı arkadaşlar buradan 0,025 mol olarak gelmektedir. 1 molü 40 gram olduğuna göre 40 çarpı 0,025 bu da 1 bölü 40 olduğu için direkt 1 gram gelecektir. Yani cevap da A seçeneği olmaktadır. T derece Celsius'ta saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 2 molar kalsiyum nitrat çözünürlüğünün 100 katı olan kalsiyum florür tuzunun çözeltisindeki çözünürlük çarpımı içeriklerden hangisidir diye sorulmuş. Kalsiyum florür iyonlarını ayırırsak kalsiyum artı 2 artı 2 flor eksi şeklinde A molara A molar ayrılırsa arkadaşlar kalsiyum nitrat nitrat tuzu olduğu için %100 çözünecektir ve kalsiyum artı 2 ve 2 nitrat eksi şeklinde iyonlaşacaktır. Buradan 10 üzeri eksi 2 molarsa 10 üzeri eksi 2 molarlık kalsiyum gelir. Buradaki arkadaşlar çözünürlüğünün 100 katı saf sudaki çözünürlüğü ise kalsiyum florür kalsiyum artı 2 buradaki 2 olacak düzeltelim artı 2 flor eksi 100 katı arkadaşlar 100A kadar çözünüyorsa 100A'ya 200A şeklinde olmaktadır. Buradan KCC değeri 100A çarpı 200A'nın karesi yani 4 çarpı 10 üzeri 4A kare olacaktır. 4 çarpı 10 üzeri 6A kübe eşittir KCC değeri. Buradaki KCC'ye eşitlersek 4 çarpı 10 üzeri 6A küp eşittir. Kalsiyum da 10 üzeri eksi 2 artı A çarpı 2A'nın karesi şeklindedir. Buradan A'yı ihmal edersek 2A karede 4'ü ve buradaki A küpteki kübü götürecektir. 10 üzeri 6A eşittir 10 üzeri eksi 2'den. A değeri buradan 10 üzeri eksi 8 molar olarak gelecektir. KCC değerini sorduğu için arkadaşlar bu da 4 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 8'in kübü şeklinde olduğundan 10 üzeri eksi 24 olarak gelir. Buradan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 18 olarak gelecektir. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneği olmaktadır. Yukarıdaki redox tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde alışverişte bulunan elektron sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Yükseltme basamağını belirleyelim. Fosfor 0, hidrojen 1, oksijen eksi 2, eksi 6, artı 1 daha eksi 5, üstel toplamı 0 olsun diye artı 5'tir. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1,
Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, üçten toplamı eksi 8 artı 3'ten eksi 5 olur. 0 olması için artı 5 olacaktır. Eksi 2'ye artı 2 olmaktadır. Azot arkadaşlar artı 5'ten 3 elektron alarak artı 2'ye indirgenmektedir. Fosfor 0'dan artı 5'e 5 elektron vererek yükseltgenmektedir. Burada arkadaşlar alınan verilen elektron sayılarının eşitlenmesi için burayı 5 ile burayı 3 ile genişletiriz. Toplam alınan verilen elektron sayısı 15 olacağı için cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen elektrolitik hücrede çinko klorür ve krom 3 klorür tuzlarının sıvı halleri elektroliz ediliyor. Bu elektroliz devresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır. Sistem seri bağlı elektroliz devresidir. Sisteme baktığımız arkadaşlar hem çinko klorür hem de krom 3 klorür elektroliz edildiği için seri bağlıdır. Her iki kabın anodunda klor iyonu yükseltgenmektedir diye söylenmektedir. Çinko ve krom indirgeniyorsa mecburen klorlar yükseltgenecektir ve Cl2 yapısında oldukları için arkadaşlar klorlar yükseltgenirken 2 elektron verir. Doğrudur. Birinci kabın katodunda 26 gram çinko katısı biriktiği süre içerisinde ikinci kabın katodunda 10,4 gram krom katısı birikir. Çinko arkadaşlar çinko artı 2 artı 2 elektron alarak çinkoya indirgenecektir. Çinkonun 1 molü 65 gram olduğuna göre arkadaşlar 0,4 mol çinkonun burada harcanaraktan biriktiği gösterilmektedir. Yani elektron sayısı 2 katı olduğu için 0,8 mol olacaktır. İkinci kapta ise krom artı 3, 3 elektron alarak indirgendiği için 3 kat sayısına 0,8 ise arkadaşlar 1 kat sayısına 0,8 bölü 3 mol olacaktır. Bize gramı sorulduğu için çarpı 52 gram olarak söylersek yaklaşık olarak 13,9 gram olarak madde birikmesi gerekir. Bu nedenle yanlıştır. Devreden 0,6 faradaylık yük geçirildiğinde birinci katta 0,3 mol çinko indirgenir. 0,6 faraday elektronun mol sayısıdır. Çünkü 1 faraday 1 mol elektron demektir. 2 kat sayısında 0,6 ise 1 kat sayısında 0,3 mol çinko birikir. Doğrudur. İkinci kabın anodunda 1,2 mol klor iyonu yükseltgendiğinde katot kutbunda 20,8 gram klor metali birikir diye söylenmektedir. 2 klor eksi 2 elektron alarak Cl2 gazı haline dönüşmektedir. 1,2 mol klor iyonu yükseltgenliğinde 2 katsayısına 1,2 olduğu için 2 katsayısına 1,2 mol olacaktır. Kromda arkadaşlar elektron sayısı 1,2 mol ise oluşan krom miktarı ise 3 katsayısına 1,2 ise 1 katsayısına buradan 0,4 mol olmaktadır. 0,4 mol çarpı 52'den buradan 20,8 gram olarak gelir. Bu öncül de doğru olduğu için cevabımız C seçeneği olmaktadır. Kemal Hall elektron dağılımı 2s2 ile sonlanan X elementinin hidrojenle oluşturduğu X-H2 bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yapıya bakarsak arkadaşlar burada iki tane sigma bağı vardır. Yani X'in yapacağı hibritleşme SP'dir. Üstler toplamı bize sigma bağ sayısını verir. Doğrudur. Bağ açısı AX2'nin 180 derecedir. Doğrudur. Bileşikte hidrojen dubletini tamamlamıştır. Hidrojen arkadaşlar tek bağ yaparak iki elektronun dubletini tamamlamıştır. Doğrudur. Bu nedenle cevap E seçeneği olmaktadır. Birbirinin yapı izomeri olan en küçük alkin ve sikloalken molekülleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Sikloalkenin en küçük yapısı arkadaşlar 3 karbonlu sikloproten ve buna ait aynı karbon sayılı bir alkin olması gerekmektedir. Yani 3 karbonlu bir alkin olacaktır. Alkili molekülde 2 sp, 1 sp3 hibritleşmesi yapmış karbon bulunur. Bu 2 karbon sp hibritleşmesi yapmıştır. Bu sp3 hibritleşmesi yapar. Pi bağı bulundurmak için doğrudur. Her ikisi de katılma tepkimesi verir. Alkinler katılma tepkimesi verir. Burada alkenler pi bağından dolayı katılma tepkimesi verirler. Molekülleri oluşturan karbon ve hidrojen atomları arasında kütlece birleşme oranı aynıdır. Çünkü kapalı formülleri aynıdır. Bu nedenle de arkadaşlar karbon sayısı, hidrojen sayısı aynı için kütleleri de aynı olacaktır. Her ikisinde de su katılarak alkol sınıfı bileşik elde edilir. Alkine su katıldığı zaman arkadaşlar enol yapısı oluşacağı için alkol sınıfına dönüşmez. Bu yapı ketona dönüşmektedir. Bu nedenle tautomeri oluşturacakları için yanlıştır. Genel formülleri CnH2n2 şeklinde doğrudur. Cevabımız D seçeneği olmaktadır arkadaşlar. Bileşiğiyle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur diye soruluyor.
Yapı arkadaşlar bir aldehittir, aset aldehittir. Etil alkolün yükseltgenmesiyle oluşur. Etil alkol 2 karbonludur. Etil alkoldeki OH grubunun hidrojenini vermesi sonucunda oluşur. Doğrudur. Asetilene su katılmasıyla elde edilir. Asetilen arkadaşlar bu yapıda bulunmaktadır. Bu yapıya su katıldığı zaman arkadaşlar enol yapısından aldehit yapısına doğru geçiş olduğu için bir pi bağ çıkarak birine OH bir tarafa da hidrojen katılmaktadır. Pi bağ diğer tarafa geçeceği için CH3COH yapısı elde edilir. Yani tautomerleşme gerçekleşir. Bir kademe yükseltgenliğine sirke asidi elde edilir. Evet, asetik asit dönüşür. Burası OH yapısına dönüştüğünde bir kademe yükseltgenliğine sirke asidi elde edilir. Doğrudur. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır.